Abla, nasılsın? İyiyim. Maşallah çok iyi görünüyorsun. Bu elbiseyi Faraz abim mi aldı? Sana çok yakışmış. Evet. Sen nasılsın? Şimdi beni boş ver. Faraz abim niye girmedi? Onu dışarıda gördüm. Evet, Faraz beni bırakıp gitti. Bir şey diyeyim mi abla? Eniştem senin üstüne çok düşüyor. Sen de böyle birini hak ediyordun zaten. Ne iyi ettin de onunla evlendin. Senin adına çok mutluyum. Doğru. Annem nerede? Mutfakta. Hadi gidelim, gel. Tamam, gidelim. Bak kim geldi. Kızım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Her zamanki gibi başım belada anne. Gelmek istemediğini biliyorum ama... Halam nerede? O namaz kılıyor. Kaç gün kalacakmış peki? Bilmem, bana söylemedi. Anne lütfen. Onu hemen göndermeye çalış, olur mu? Eğer Faraz veya ailesi Arif'in burada olduğunu öğrenecek olursa... Yok yok, sen merak etme. Ben babanla konuşurum. Tabii halan isterse kalsın. Ama Arif'in gitmesini söyleyeceğim. Bunu yapar mısın? Evet, tabii. Senin için onu bu evden zorla atmam gerekse bile hiç fark etmez. Korkma sakın. Nasıl geldin buraya? Faraz mı getirdi? Hı hı. Ama onun da burada olduğunu bildiğim için içeri gel demedim. Harim'in annesi misiniz? Evet, evet annesiyim. Babası veya kardeşi yok mu? Ben varım. Siz? Ben nişanlısıyım. Bakın, bu kız intihar etmeye kalkmış. Şimdilik midesini yıkadık ama maalesef bu bir polisiye vaka. Polis? Ne diyorsunuz? Lütfen yapmayın doktor. Daha birkaç gün önce kocamı kaybettim. Hiç kimsem yok, karakola gidemem. Allah aşkına kızımı affedin. Tamam, bakın. Şimdilik resmi bir işlem yapmıyorum ama... Bu iyiliğinizi hayatım boyunca unutmayacağım. Hastanız yakında kendine gelir. O zaman onu görürsünüz ve bir iki saate eve götürebilirsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben faturayı ödeyeyim. Bekle. Kızımla artık evlenmek istemiyor musun? Yavrum senin yüzünden ölümle mücadele ediyor. Bakın, bunu daha sonra konuşalım. Hayır. Bana şimdi cevap ver. Eğer onunla evlenmek istemiyorsan hemen buradan git. Bir saniye bile bekleme. Bir yere gitmiyorum. Çünkü kızınızla evlenmek istiyorum ben. Hayır.
Lütfen oturun. Hadi. Endişeniz olmasın. İyileşecek. Bunu neden yaptın? Bütün bunlara ne gerek vardı? Beni neden kurtardın? İstediğin gibi hayatından çıkıp gidecektim. Bıraksaydın ya. Doğru söylüyorsun. Niye kurtardım ki seni ben? Çok büyük yanlış yaptım. Annen de beni arayıp her şeyi anlatarak o da yanlış yaptı. Bıraksaydık da ne halin varsa görseydin. Harim, sana ne oluyor böyle? Aklın başında mı senin? Niye böyle bir şey yaptın? Derdi olmayan insan mı var? Hepsi canlarına mı kıysın dertliler diye? Hayata gidebileceğin bütün yollar tükendiği zaman geriye sadece bu yol kalır. Senin yollarını kim tüketti ki? Ben evlenmeyeceğimizi söylemedim Harim. Niye buna kalkıştın ki? Benimle konuşmuyordun. Telefonlarıma bakmıyordun. Beni reddettin sen. Bu durumda başka ne yapabilirdim ki? Harim, ailem bana bu konuda çok baskı yapıyor, anlasana beni. Faraz ne pahasına olursa olsun evlenmemize izin vermeyeceğini söyledi. Ben ona ne yaptım inan hiç bilmiyorum. Zaten hayatımı mahvetti. Şimdi de düşmanlık yapıyor bana. Baksana. Harim, lütfen artık ağlama. Çabalıyorum işte. Sen de biraz sabırlı ol lütfen. Düzelecek her şey. Bana güven. Tamam. Ama bana bir söz vermelisin. Bundan sonra benden ne kadar zaman istersen vermeye hazırım. Ne sözü? Artık ne olursa olsun beni hiç yalnız bırakmayacaksın. Sen de bana bir şeyi açık açık söyleyip yemin et lütfen. Neymiş? Sen ve Faraz Asfat, ben senin aşkının üzerine yemin ederim ki kalbimde Faraz için hiçbir his yok. O mazide bile kalmadı. O arkadaşımın kocası. Onu çoktan unuttum Asfant. Ben sadece seni seviyorum. Senden başka kimseyi düşünemiyorum artık. On, 12 kişi olur. Bu sefer içeri koymayalım. Burası yeter. Masaları da hemen şuraya koyarız. Buradan şuraya kadar da etrafı süslü olur mu? Faraz? Burada ne yapıyorsun? Gitmedin mi sen? Kayınpederine gidip yemek yersin sanmıştım ben. Anne, ne kayınpederi? Abim onları hiç kabul etmedi ki. Orada niye yemek yesin? Abi, sen söylesene. Ne oldu Faraz? Üzgünsün. Hadi anlat annene. Yok bir şey anne. Yorgunum.
Demek bir şey yok. Asfant'a sorduğumda da uygun zamanda anlatacağını söyledi. Bir şey söylemiyorsunuz. Bir şey yok anne. Sonra konuşuruz, tamam mı? Ben odama çıkıyorum. Tamam, sen odana git, ben çay gönderirim sana. Abi sana bir kahve yapayım hayır, mı? Hayır hayır, bir şey yapma, istemiyorum. Çay kahve içersem uyuyamıyorum zaten. Ben şimdi odama çıkıyorum, görüşürüz. Ne oldu oğlum? Bu evde neler oluyor? Biri bana anlatsın artık. Bu halin ne böyle? Sanki uzak bir seferden dönmüş gibisin. Söyle. Evet, yani biraz önemli işlerim vardı ve çok yoruldum. Dinlenmeliyim. Bekle oğlum. İki oğluma da ne oluyor böyle? İkisi de çok yorgun, dinlenmek istiyor. Bir şey söyle. Anne, bunu sonra konuşsak olmaz mı? Şu an hiç havamda değilim inan ki, lütfen. Faraz'la konuşunca da aynını dedi. Ne oluyor da ikiniz de çok yorgunsunuz acaba? Söyle bana Asfant. Anne, ne olur bana akşama kadar müsaade et. Yorgunum, dinleneceğim. Seninle akşam konuşuruz, tamam mı? Lütfen, sağ ol. Bir şey söyleyeyim anne. Bence abimlerin arasında bir gerilim var. Ve sebebi de Samin. Faraz abim bunun sebebinin karısı olduğunu söylemez. Yani ona sorma sakın. Sağ ol kızım, geldin. Buradan giderken seni görmeseydim hayatım boyunca huzura eremezdim yavrum. Benim aptal, korkak oğlum yüzünden sana ve babana karşı yüzümü eğmeden konuşamıyorum. Bilmiyorum kızım, sana bu haksızlığı yaparken nasıl bu kadar aptal olabildin? Unut gitsin abla. Olanlar oldu artık. Sonuçta bunu değiştiremeyiz. Bak, büyüklerin küçüklerden özür dilemesi hoş olmuyor. Sen kardeşimsin. Beni 100 kez de olsa affedersin. Çok yüce gönüllüsün. Ama o benim yeğenim. Ve onun başına gelenler yanlıştı. İnsan nişanlısına kötü günde bunu yapmaz. Onun arkasında durur. Eğer durmuyorsa da ona nişanlı denmez. Denemez. Ben de bu aptal oğlum yüzünden. Senden çok utanıyorum kızım. Lütfen beni affetmeye çalış. Böyle söyleme hala. Babam doğru söylüyor. Sen benim halamsın. Babamın ablasısın. Benden özür dilemen hiç hoş değil. Sen benden özür dilediğinde senden daha çok ben utanıyorum hala. O yüzden bunu yapma. Mutlu ol yavrum. Olması gereken oldu. Ve ne olduysa çok iyi oldu. Allah mutluluğunu eksik etmesin kızım. Oğlum, şimdi sıra sende. Herkesten özür dile. Ben... Halla, ben seni görmeye geldim. Başka kimsenin özrüne gerek yok. Thank you.
Buraya gel Faraz. Seni bekliyordum. Anne, Samin beni bekliyor. Gidip onu alacağım. Seninle konuşmam gerek. Gel, otur. Söyle anne. Ne zamandır aranızda ne olduğunu sorup duruyorum. Eğer anlatmazsanız bunu babanızın karşısında konuşmak zorunda kalırsınız. O zaman kendisi araştırıp öğrenir. Ben annenizim. Yani bana anlatmanız sizin yararınıza. Anneciğim, niye aramızda bir kavga olduğunu düşünüyorsun acaba? Demek anlatmayacaksın. Faraz. Anne bak. Ben şuna bir bakayım. Otur. Anila bakar. Kimse buradan gitmeyecek. Anila. Senin için bizim oradan muhallebi getirmiştim. Ama sen buna layık değilsin. Bu yüzden nişanı bozuyorum. Bana kızgınsın, biliyorum. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Bak. Bak, ben çok büyük bir hata yaptım. Duygularıma yenildim, biliyorum. Herkes hata yapabilir. Sen de yaptın, öyle değil mi? Evet, ben hata yaptım. Oraya yalnız giderek büyük bir hata yaptım. Ama biliyor musun Arif, ben hala affedilmedim. İnsanlar bugün bile beni ayıplıyor. Her gün türlü türlü aşağılamalara maruz kalıyorum ben. Ama sen istiyorsun ki her şeyi unutup seni öylece affedeyim. Hem de bir saniye bile bana güvenmemişken, beni insanların önüne öylece atmışken. Affedeyim, öyle mi? Asla olmaz. Kiminle görüşüyorum? Ben Asfant'ın iş arkadaşıyım. Ben ona yarınla ilgili bir şey soracaktım. Müsait mi, konuşabilir miyim lütfen? Hayır, şu an çok meşgul, konuşamazsın. Nasıl yani, anlayamadım. Hayır, onunla konuşamazsın, çok meşgul. Ne oluyor? Size sormama rağmen bana hala cevap vermiyorsunuz bile. Adım Anila. Hadi kardeşim. Verin artık. Anila. Evet evet, Anila. Tamam tamam. Anila, dinle beni. Ben sonra ararım, sorun değil, tamam mı? Tamam, sağ ol. Hüda hafız. Anila. Bunu niye düşünmedim ki? İki erkeğin biricik kız kardeşi. Bu Anila amacıma ulaşmam için
en güçlü silahım olacak. Kim aramış kızım? Anne, Asfant abimin iş yerinden bir kız. Seni daha önce iş yerinden bu evi kimse aramamıştı oğlum. Anne, sana ne oluyor? Artık her şeyi sorgulamaya başladın. İş arkadaşları birbirinin evini arayabilir, bu normal. Tamam oğlum, doğru. Ama ikiniz de bana cevap verin artık lütfen. Siz neden birbirinizden rahatsızsınız? Hemen şimdi duymak istiyorum bunu. Asfant. Faraz. Annem, Asfant abim bir kızdan hoşlanıyor. Ve beni tanıştırmaya götürdü. Ben kızı sevmedim. O yüzden de olmaz dedim ve buna karşı çıktım. Çünkü uygun değillerdi anne. O da bundan hoşlanmadı zaten. O günden beri de rahatsız. Asfant. Bir kız mı buldun sen? Ama kardeşinle tanıştırmışsın. Annenle babanla tanıştırmayı uygun görmedin mi? Biz yabancı mıyız? Senin hayatında yerimiz yok mu hiç? Anne, abartıyorsun ama. Ne oldu? Henüz evlenmedim ki. Daha tanıştırdım sadece. Önemli bir şey yok yani. Önemli bir şey abi. Bu yüzden birbirinizle konuşmuyorsunuz. Sen karışma buna. Annem buradayken niye konuşuyorsun ha? Tamam. Ama sorduğu şeye ben de cevap istiyorum. Ben cevabı vereyim ve bu kavga hemen burada bitsin artık lütfen, tamam mı? Lütfen. Evlilik meselesine gelince, şu anda evlenmek istemiyorum. Lütfen bu konu artık kapanabilir mi? İkiniz de beni iyi dinleyin. Asfant, şimdi ya da ileride evleneceksin. Faraz'ın başına gelen şeyi senin de yaşamana izin vermeyeceğim. Mutlaka iyi bir aileden gelen iyi bir kızla evleneceksin. Ben nerede istersem düğünün orada olacak. Bu yüzden aşk evliliği hayallerini aklından çıkar çabuk. Çünkü sadece benim seçtiğim kızla evleneceksin. Aferin. Geliyor mu? Ulaşamadım. Tamam. Merak etme, nasıl olsa gelecektir. Endişelenme. Daha erken sayılır. Ablama bunu ben de söyledim. İyi işte, bizimle daha fazla kalıyorsun. Elimde olsa buradan hiç gitmem kardeşim. Öyle konuşma kızım. Artık Faraz'ın sana iyi davrandığını, seni düşündüğünü ve ilgilendiğini söyledin. Sen de ona sevgini ver. Olur mu kızım? Tabii anne. Hey abla, bir şey fark ettin mi? Az önce Arif'in önünde Faraz abiden bahsettiğimde nasıl kıskandığını gördün mü? Sonuçta ne kaybettiğini o da bilsin. Arif sana ne söyledi? Ne söylesin? Özür diledi. Onun gibiler için hata yapıp özür dilemek kolay. Ben onu asla affetmeyeceğim. Asla.
Anneme harimle ilgili bir şey anlatmadın. Ama bunun için benden teşekkür bekleme. Çünkü eğer anlatsaydın, annemin önünde kendini de ifşa etmiş olurdun. Abi bak, o kızdan kurtulman gerek. Seni aptal yerine koyuyor. Yeter! Onun hakkında tek kelime etme. Dinlemeyeceğim. Ve bundan sonra adını bile anmana müsamaha göstermem. Ben ona söz verdim. O senin için bir hiç, benimse her şeyim. Her şeyim, anladın mı? Ben ona bir söz verdim. Onu yarı yolda bırakamam artık. Çünkü ben sen değilim. Demek tuzağına düşmüşsün abi. Ben onu seviyorum. Hem de çok. İşte bu yüzden artık yoluma çıkma. Bak, bu son ikazım. Son. Alo? Alo Faraz. Ben uzun zamandır seni bekliyorum. Beni almaya gelmeyecek misin? Ne olmuş yani? Biraz beklemenin nesi bu kadar zor, söyler misin bana? İnsanın biraz işi çıkabilir değil mi? Sürekli arayıp duruyorsun ve telefonumu açmıyorum işte. İşim olabileceğini neden anlamıyorsun? Müsait olunca seni ararım, öyle değil mi? Bekle. Ben sadece sana... Sürekli arayıp... Beni delirtme artık, ne olur. Mutlu değil misin? Niye öyle söyledin? Evliliğinde mutsuzsun. Kocan seni sevmiyor. O seni mutlu etmiyor. Sen kimsin de böyle konuşuyorsun? Beni iyi tanıyorsun Samin. Çok iyi tanıyorsun hem de. Seni tanımıyorum ve tanımak istemiyorum. Lütfen şimdi buradan git hemen. Ondan ayrıl. Seni çok üzüyor. Sen aklını kaçırmışsın. Bak, ben hatamın bedelini ödemek istiyorum. Seni bırakmam. İkimiz evleniriz. Sadece Faraz'dan hemen ayrıl. Saçmalamayı kes lütfen. Thank you.
Faraz konusunda istediğini yaptın. Ama Asfant'ı ben evlendireceğim. En azından Asfant için iyi bir aileden gelin alalım. Ya niye sürekli iyi aile, iyi aile diyorsun? İyi aileden gelen kızlar gökten mi iniyor? Hata yapmıyorlar mı? Ve kız bir hata yaptı diye ailesi değersiz mi oldu yani? Unutma, oğlumuz da hata yaptı. Yani bunun anlamı bizim ailemizde değersiz. Kötü aile biz yani, söyle. Bilmiyorum, neyse ne. Asfant'ın karısını ben seçeceğim. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Kiminle geldin? Babamla. Doğru söyle. Doğru söylüyorum, babam bıraktı. Niye girmedi? Şey, geç olduğu için sizi rahatsız etmeyi uygun görmedi. Ama selamını söyledi. Ve aleyküm selam. Yakında ziyaretinize gelecekmiş. Ne düşünüyorsun İlyas? Kıymetli gelinin doğru mu söyledi? Sözleri de karakteri gibi. Tek kelimesine inanmıyorum. Faraz'ı berbat bir duruma soktun. Benim oğlum çok kıymetli. Kızlarını evlerinde bir gece bile tutamıyorlar. Ama sen istiyorsun ki oğlum hayatı boyunca ona tahammül etsin. Halime, lütfen başlama. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.